Merhaba. Ankara hareketli. Yukarıda işleri iyi gitmiyor. Son seçimde yenildiklerinin farkındalar. Matematik oyunlarıyla da kimseyi ikna edemediklerini görüyorlar. Yıllardır yaptıkları gibi nefret edenleri korkutarak, taraftarlarını da görüntü vererek sindirmeye çalışıyorlar. Evet kendi yandaşları dahil hemen herkesi sindirme politikasıyla yürüyorlar. Bahçeli ve adamları tehditler savuruyor, Erdoğan ve adamları fotoğraf veriyor, uygun resim bulamazsa montaj yapıyor, fark etmiyor nasılsa. Şu son haftada bunun çok somut bir örneği şöyle kayda geçti. Abdülkadir Selvi 17 Nisan'da Hürriyet'teki köşesinde "Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor?" diye yazınca MHP'den belli pozisyonlardaki 3 isim aynı gün kükredi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Cumhur İttifakı'na dilinin altında sakladığı zehirle istikamet çizmeye yeltenmiş, tarafını bir kez daha açık etmiştir, dedi. Devamla Selvi'nin zilletin kısık ateşinde demlenmekte olduğunu söyledi. MHP ve partinin yayın organı Türk Günü'nün sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Selvi yok hükmündedir, çöptür, kalem ve kılıç artığıdır, diye döşendi. MHP milletvekili İsmail Özdemir ise bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin, Selvi'nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir," dedi. Hem Selvi'ye hem de efendisine ağır ithamlardı bunlar. Devlet Bahçeli'nin izni, onayı ve bilgisi olmadan yazılması da olanaklı değildi. Nitekim hiçbiri yazdıklarını silmedi. Ekste duruyor. Selvi ve saray günlerce tepki vermedi, sustular ta ki 23 Nisan'da Irak dönüşü Erdoğan'ın uçağından paylaşılan fotoğrafa kadar. Selvi beyefendinin hemen soluna oturmuştu. Erdoğan MHP'ye benim sadık kalemim üzerinden bana yürüyemezsin derken Selvi de adeta efendisinin kanatları altında yalnız olmadığı mesajını veriyordu. Kılıç artığı ağır bir laf. Alevi ve Ermeni kıyımlarında kılıçtan kurtulanlar hayatları bağışlananlar demek. Bunu en iyi Abdülkadir Selvanlar ve hayatının bir kılıcın ucunda olduğunu bilemeyecek kadar köklerine uzak biri değil. O yönüyle sarayın koruma kalkanına gereksinimi var. O fotoğrafla bir nevi kendini sağlam aldı. Sadece bu mu bahçeli ekonominin patronu Mehmet Şimşek'e müfsit zihniyet ve maruz kaldığımız skandalların asıl sorumlusu diyerek bindirdi. Saray ve Şimşek buna tepki vermedi fakat not edildiği kesin. Son seçimde hiç kampanya yapmayan 2 milyon oy aldığı halde kütlesinin kat be kat üstünde esip gürleyen Bahçeli oy oranlarında gerisine düştüğü DEM Parti'nin kapatılmasını istedi. İktidardan muhalefete, basına, yargıya, akademiye kadar hemen herkese racon kesen bir gangstere dönüştü. Haftalarca ortadan kayboluyor, yazılı açıklamalarla konuşuyor, sonra fonda Ferdi Tayfurlu bir videoyla parmak sallamaya devam ediyor. Hainsin diyorsam söyleten sensin. Türkiye'nin gerçekten bunlara layık olmadığını düşünürken yalnız değilim, biliyorum. Büyük bir sıkışma var. İktidar ekonomik buhranı çeviremeyeceğini görüyor terör ve şiddet kartını açtı. Muhalefet iktidarı ürkütmeden dönüşümü gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Hoş bu konuda da tam emin değilim. Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmış. Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. İsim vermeden Özgür Özel'e Erdoğan seni tufaya getirecek, aman düşme tuzağına diyor. Özgür Özel'in tavsiyeye ihtiyacı yok, her şeyin farkında. Buna rağmen yeni bir dokunulmazlıkların kaldırılması veya yeni kapı mitingi gibi vartaya düşer mi endişe ediliyor bu tuzaklara düşen Kılıçdaroğlu'nun ikazının altını çizmek gerekiyor. Şerhim bakidir. O günlerde bas bas bağırdığımız halde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sesimizi duyuramamıştık. Ve o koltukta Özgür Özel değil, Kemal Kılıçdaroğlu oturuyordu. Bilerek ve isteyerek yaptı. Ne yaptıysa. Bedelini de milyonlar ödedi, ödüyor. Bugün CHP liderliği yine benzer bir akıbetle sınanıyor.